9D sınıfı kümelere devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir soru kalıbımız var, hatırlayın. Bir A kümesi düşünün. A kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Tamam. Bunlar olsun. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Önce A şıkkı olarak 3 elemanlı kaç tane alt kümesi var? Cevap 5'in üçlü kombinasyonu. Tamam. Şimdi B şıkkı 1'in bulunduğu, isterseniz şöyle yapalım. 1 var. Toplamda 3 eleman oluşacak. Şimdi 1'in bulunduğu 3 elemanlı kaç tane alt kümesi var deyince bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Şu bir tanesi doldu artık. Şu 1'i de kullandım ben. Hani şu 1 sayısını kullandım. Geriye 4 tane eleman kaldı. 2 yer dolacak. 4'ün ikili kombinasyonu cevap. O da 6'ya eşit mesela. Başka bir soru. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Tamam. Şimdi A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinde, A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 2 elemanı da bulunur içinde? O zaman cevap, evet, 5'in ikili kombinasyonu. Aferin. Bu arkadaşa da bir artı ver. Mesela zaman zaman, yavaş yavaş. Mesela 1 ve 2'nin birlikte bulunduğu, 1 ve 2'nin birlikte bulunduğu 4 elemanlı kaç tane alt kümesi var? Parmak. Evet. 4'ün ikili kombinasyonu. Aferin. C şıkkı. Şimdi 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 5 elemanı da bulunur? Soru bu. Bunu nasıl yaparız? Bunu nasıl yapalım? Evet delikanlı. 5'in üçlü kombinasyonu. Evet çok güzel. 5'in üçlü kombinasyonu. Doğru.